Selam, ben Burak. 2022 YKS'de TYT 2791.'si ve sayısal 5446.'si olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleştim. Bu videoda size bir AYTF'nin denemesi çözeceğim ve soruları olan bakış açımı aktarmaya çalışacağım. Ve bu videoyu çekebilmem için de 3-4-5 yayınlarından bana bir AYTF'nin denemesi göndermelerini istedim ve sağ olsunlar beni kırmayıp Maraş depremlerinden sonra kaldırılan konuları içermeyen, yani önümüzdeki sınavla birebir uyumlu olan bu onlu AYTF'nin denemelerini gönderdiler. Ve ben de gözüme 5. denemeyi kestirdim. Fazla vaktinizi çalmadan başlayalım. Evet, 5. denemenin köşesini çıkartırken yırttım, o yüzden 6. denemeyi çözeceğim bu videoda. Hemen ilk soruya bakıyorum. Hatasız çalışan bir saatin akrep ve yelkovanı başlangıç noktası O, büyüklükleri sırasıyla 3 birim ve 4 birim olan iki vektör gibi kabul edilmektedir. Bu iki vektörün bileşkesinin büyüklüğü şekildeki gibi saat 9'u gösterirken R1 bu andan itibaren 9 saat sonra R2'dir demiş. Zaten burası 3, burası 4 ise vektör 5'tir mantıken yani. 3-4-5 üçgeninden. 9 saat sonra ise saat 9, hemen gelelim. 9 artı 9'dan 18 saat burayı gösterir. Hop, 180 derece 1'dir. 1 5 bölü 1 de 5'tir. Basit. Hemen ikinci soruya bakıyorum. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir platformun K noktasından kendini serbest bırakan M kütleli kaykaycı S noktasında duruyor. Platformun yalnız yatay bölümü sürtünmeli olup sürtünme kuvveti sabit olduğuna göre boyutları önemsiz. Kaykaycının hareketiyle ilgili. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi baktığımda L noktasındaki kinetik enerjisi R noktasındakine eşittir demiş. Şimdi burada 3mgh N noktasına varıncaya kadar kazanır kinetik enerji. Ve bu da 3x'de azalıyorsa demek ki buradan her birinde, şunu x dersek, bunların her birinde 1mgh kinetik enerji azalıyor demektir. Baktığımda hemen L noktasındaki kinetik enerjisi 1mgh'tır. Buraya vardığında 3mgh'tır. R noktasına vardığında yine mgh'tır. O yüzden burada mgh'sa ve burada da mgh'sa birinci öncül doğru demektir. İkinci öncüle baktığımda P noktasındaki kinetik enerji M noktasındaki yere göre potansiyel enerjisinden büyüktür demiş. P noktasındaki kinetik enerjisi nedir? Bakıyorum. Buraya geldi 3mgh, burada 2mgh. Kinetik enerjisi 2mgh burada. M noktasındaki yere göre potansiyel enerjisi de 1mgh'tır. Burada kinetikti bu arada. Burada potansiyelle karıştırmayın. Her zaman potansiyel en baştaki toplam enerji 3mgh olduğu için potansiyelle kinetiğin toplamı her zaman 3mgh. Bu da cebimizde bulunsun. Bakıyorum burada mgh, burada 2mgh. 2mgh daha büyük olacağı için P noktasındaki daha büyüktür diyoruz. Doğru. K noktasındaki mekanik enerjisi S noktasındakine eşittir demiş. Burada eğer sürtünme varsa mekanik enerji gittikçe azalır. Ve K noktasında zaten hiçbir hareket olmadığı için, sürtünme kuvveti de bir enerji çalmadığı için, potansiyel enerji toplam mekanik enerjiye eşit olduğu için. En yüksek mekanik enerji burada olacaktı. Sürtünmesiz bir yüzey olsaydı bu öncü de doğru olacaktı ama maalesef yanlış. O yüzden 1 ve 2 diyorum. Üçüncü soruya baktığımda demiş ki sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda düşey yukarı doğru 20 metre bölü saniye sabit hızla yükselmekte olan bir gizli balonunda bulunan Tarık, balon yerden 105 metre yükseklikte iken elindeki taşı balona göre serbest bırak. Buna göre taşın yere çarpma hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? G10 demiş. Şimdi bu balon olsun. Basit çizdim ki basit düşünelim. 20 metre bölü saniye sabit hızla yükseliyormuş. Böyle 20 varmış. 105 metrede yerden yükseklik var. 20 metre bölü saniye sabit hızla balonun hareket etmesi demek içindeki taşın da 20 metre bölü saniye sabit hız, 20 metre bölü saniye hızla gitmesi demek. O yüzden yukarı doğru 20'lik yerden 105 metre yüksekte yukarı doğru 20 bölü saniye yüksek hızla dikey atış yapıyoruz aslında biz. Şimdi buna göre hesapladığımızda burada 2 saniye gidecek. O da nedir? 15, 5. Sonra tekrar aşağı düşecek. 5, 15, 25, 35, 45, 105 yapıyor mu? Burası 80 yapar, 25 daha 105 yapar. Demek ki buradan öte yani hızı sıfırlandıktan sonra 5 saniye gitmiş. Hızı sıfırlandıktan sonra 5 saniye gittiyse ve G'de 10'sa 50 metre bölü saniyenize ulaşır. O yüzden cevabımız C'dir. Şimdi dördüncü soruya baktığımızda demiş ki bir buz pistinde yan yana durmakta olan ve birbirine eliyle dokunan K ve L patencilerinin kütleleri sırasıyla 80 kilogram ve 50 kilogramdır. Patenciler birbirini küçük bir kuvvetle ittiklerinde pist üzerinde harekete geçiyorlar. Buna göre K patencisinin harekete başladığı andaki hızının büyüklüğü L patencisininkinden küçüktür demiş. Mantıken ikisi de birbirine aynı kuvvet uyguluyorsa hangisinin kütlesi küçükse o daha fazla hızlanır. O yüzden K patencisi hafif olansa ki değil. Evet pardon küçüktür demiş. O zaman K patencisi ağır olana bakacağız. K patencisi ağırsa bu cevap doğrudur. Bu öncül diyeyim daha doğrusu. İkinci öncülde K patencisinin harekete başladığı andaki momentumunun büyüklüğü L patencisindekine eşittir. Bu da zaten kesinlikle doğru. Birbirlerine eşit momentum verirler mantıken. Çünkü hızlarıyla kiloların çarpımı her zaman eşit olacak ve hız kilo çarpımı momentumdur yani. L patencisinin harekete başladığı andaki kinetik enerjisi K patencisininkinden büyüktür demiş. Şimdi bakıyorum kinetik enerji formülü neydi? 1 bölü 2 mv kare. Şimdi mv zaten ikisine de fix eşit. O yüzden bu her iki tarafı da mv'ye bölersek yani m çarpı v'ye. Buradan 1 bölü 2 de zaten eşit.
Sadece V kalır. O yüzden hangisinin hızı büyükse onun kent kenarısı büyüktür direkt. Bu da formülden gidebiliriz. Çünkü az önce de dediğim gibi momentumlar eşit. Momentum formülü neydi? MV. Neye eşitse onu ikisine de bölebiliriz. Direkt V kalır. Hangisinin V'si büyükse onun kent kenarısı büyüktür. O yüzden L patencisinin hızı büyükse kinetik enerjisi de K'dan büyüktür diyoruz. 1, 2, 3. Edirne şıkkı. Beşinci soruya bakıyorum. Demiş ki aynı maddeden yapılmış boyları ve kalınlıkları eşit olan türdeş A, B ve C levhaları şekildeki gibi birbirine yapıştırılmıştı. A levhası 1 katlı, B levhası 4 katlı, C levhası ise 3 katlıdır demiş. Buna göre levha sistemindeki ağırlık merkezi hangi noktaya da noktalar arasındadır? Şimdi burada ne demiş? A levhası 1 katlı. O zaman bunun kütlesi 1 diyelim. B levhası 4 katlı. Bunun kütlesi de 3. Bunun kütlesi 4. C levhası ise 3 katlıdır. Bunun kütlesi de 3. Şimdi mantıken B burada neredeyse hiçbir şey ifade etmeyecek çünkü ortada. Şimdi ben bu tarz sorularda açıkçası çok fazla işlem yapma yanlısı bir insan değilim. Yani çok fazla uğraşmıyorum bu sorularda. Gerek görmüyorum. Mesela diyor ki mantıken. Şimdi K'da olamaz zaten. Bunun L'nin sağında olacağı belli. Çünkü L'yi tam merkeze aldığımız anda zaten bu B'nin parçaları iki eşit parçaya bölecek ama A, bak C A'nın 3 katı olduğu için her türlü sağa dönecek. Demek ki L'nin sağında yani K gider buradan. K, L arası gider. Şimdi bakıyorum. LM arasında mı bu 3 noktadan biri mi? Şuna bakıyorum. Burada M olabilir mi diye bakarım. Şimdi M olamazsa ya sol tarafıdır ya sağ tarafıdır. Burada K, L arasında elemiştik zaten. Şimdi bak hemen baktığımda M'den asarsam eğer ki bakıyorum solda toplam 5 ağırlık var. Sağda 3 ağırlık var. O zaman diyorum ki bunların tam M noktasının dengede kalabilmesi için bu ikisinin ağırlık merkezinin L'nin sağında olması gerekiyor. Çünkü burada tam burada. Yani sağ taraftaki ağırlık merkezi. Şimdi bakıyorum L'nin sağında mı? Değil. Bu tarafta ortalama şurada bir yerde. Demek ki hem ağırlık fazla hem uzunluk fazla. Yani tork çok daha fazla çıkacak. Demek ki M'nin biraz daha solunda olacak. Yani toplam ağırlık merkezi. Buralarda bir yerlerde olacak. O yüzden direkt cevap L ve M arasıdır. Ama siz derseniz ki işte benim kafama yatmıyor. Ben iyice emin olmalıyım. O zaman oturup burada tork hesabı yapacaksınız. Ama ben çözdüğüm hiçbir denemede buna uğraşmadım açıkçası. Şimdi 6. soruya baktığımızda fotoğraf makinesiyle çekim sırasında deklanşöre basıldığında flaşın içerisindeki sığaçta bulunan elektrik enerjisi bir anda boşalarak ortamın aydınlanmasını sağlar. Daha sonra makineye takılı piller sığacı tekrar doldurur ve bu durum piller tükenene kadar devam eder. Flaş patlamadan hemen önce sığacın depoladığı yük miktarı sıfırdır. Hayır değildir. Mantıken sıfır olsa flaş patlayamaz yani. Flaş patladıktan hemen sonra sığacın uçları arasındaki potansiyel fark sıfırdır. Evet pil doldurana kadar potansiyel fark eşitlenir. Ama pil dolmadan öncesinde potansiyel farkı eğer sıfır olsaydı o zaman flash yine patlamazdı. Üçüncü öncüde bakıyorum. Flash patladıktan bir süre sonra sağcın iletken levhaları üzerinde biriken yük miktarı birbirinden farklıdır. Bence bu da yanlış çünkü farklı olamaz. Miktarı farklı olamaz. Yani işareti farklıdır büyük ihtimalle. Bir taraf artı 10 bir taraf eksi 10 yüklenir ama eşit yüklenir. Eşit miktarda yüklenir. O yüzden bu da yanlıştır derim. Yalnız iki işaretlerdim eğer ben olsaydım. Yedinci soruya baktığımda demiş ki uzunluğu L olan iletken bir çubuk şekildeki gibi sayfa düzlemini dik ve içeri doğru yönelmiş düzgün bir manyetik alanda. Alana dik sabit bir V hızıyla hareket ettiriliyor diyor. Buna göre çubuk üzerinde yük dengesinin sağlanmasıyla ilgili. Şimdi bakıyorum. Şimdi burada sağ el kuralı yapacağım. Biraz kameradan onu göstermek zor olacak ama hatta ayağa kalkmam gerekiyor. Şimdi elimi şöyle koydum. Çarpı olduğu için içeri doğru gidiyor. Sağ elim aşağı doğru. Baş parmağım da hıza doğru yani hareket ettirildiği hıza doğru. Avuç içim nereye bakıyor? Yukarı bakıyor. Demek ki yukarı taraf pozitif yüklenecek. Yani buralar artı buralar eksi olacak. İletken çubuktaki elektronlar iki yönünden hareket eder. Evet. Buraların eksi olması için de çubuk üzerindeki elektronlar iki yönünden hareket etmeli. Bu doğru olur. Demiş ki ikinci öncüde iletken çubuktaki elektronlara bir yönde manyetik kuvvet etki eder. Zaten burada baktığında bir yönde manyetik kuvvet etki etseydi bir yönde hareket ederdi. O yüzden bu zaten direkt eleniyor. İletkenin P ucunun elektrik potansiyeli R ucundakinden büyüktür. Şimdi burada elektrik potansiyeli skaler bir büyüklük olduğu için işarete bakacağız. Bunlar aslında elektrik potansiyeli olarak eşittir ama P ucundaki elektrik potansiyeli pozitif olduğu için büyüktür. 1 ve 3 diyorum ben. Şimdi 8. soruya bakıyorum. Helin hazırladığı bir hamuru kesmek için şekilde gösterildiği gibi sap ve sapın ucuna bağlı kesici bir dairesel levhadan oluşan hamur kesme aletini kullanıyor. Helin kesme aletini hamur üzerinde gezdirdiğinde dairesel levha merkezi etrafında sabit bir açısal süratle dönerek kaymadan öteleme hareketi yapıyor ve hamuru parçalara ayırıyor. Buna göre kesici dairesel levha şekildeki konumdayken üzerinde bulunan KLM noktaları ile ilgili K'nın öteleme hızı L'ninkine eşittir. Eşittir. Her zaman eşittir. Dönen bir dairesel levha üzerindeki her noktanın öteleme hızı birbirine eşittir. L'nin yere göre hızı M'ninkinden büyüktür. Şimdi M'nin yere göre hızı burada sıfır zaten. O yüzden dairesel levhanın üzerindeki herhangi bir noktadaki hız direkt M'ninkinden büyüktür diyebiliriz. M'nin öteleme hızı K'nın yere göre hızından küçüktür. Evet K'nın yere göre hızı burada hem öteleme hızı var bir de dönme hızı var B. O yüzden 2V'dir. M'nin öteleme hızı ise sadece V'dir. Yani tüm dairesel levhanın öteleme hızı sadece V'dir. O yüzden
Bu da doğru oldu. 1 2 3 derdim ben bu soruyu görseydim eğer. O zaman bence 9. soruyla devam edelim. Kütlesi M olan bir uydu dünya etrafındaki R yarıçaplı bir yörüngede dönmektedir diyor. Uydu bu durumdayken dünyanın uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü F, uydunun çizgisel hızının büyüklüğü V'dir. Buna göre uydunun yörünge yarıçapı arttırılarak yine dünya etrafında çambersel bir yörüngede dönmesi sağlanırsa P ve V büyüklükleri ilk duruma göre nasıl değişir demiş. Şimdi zaten mantıksal düşündüğümüzde dünyadan uzaklaştıkça kuvvet zaten azalacak. Formül yazmama gerek yok herhalde bunda da. Burada zaten artar ve değişmezleri ele dediğimiz an geriye 2 şık kalıyor. Ben de daha değişeceği çok malum da. Yani cevap bursam yine de yanlış hatırlamıyorsam V eşittir kök GM bölü R idi. Şimdi R artarsa mantıken bir bölme işleminde paydayı arttırırsan sonucu azaltırsın. O yüzden cevabımız bursa. Şimdi 10. soruda eşit kare bölmelere ayrılmış bir düzleme yerleştirilen noktasal QK ve QL elektrik yüklerinin O noktasında oluştukları bileşke elektrik alan vektörü gösterildiği gibi E'dir demiş. Düzlem yalıtkan olduğuna göre yani düzlemi boşver demiş. QK bölü QL nedir? Oranı kaçtır demiş. Şimdi ikisi de bak. Burada artı birlikte hani taneciye etkeden bir şey var ya. O yüzden bunların aslında şeyleri önemsiz. Yani şöyle önemsiz. İkisi de bunu itiyorsa aynıdır demektir. O yüzden negatif olanları direkt kafadan eleriz. Yani hiç böyle pozitif mi negatif mi düşünmemize gerek yok. Şimdi bakıyorum burada. Mantık hani şimdi bunu bir mesafede 2 itmiş. Bu da bunu 2 mesafede 1 itmiş. Yani iki mesafede bir itmesi için atıyorum buna 2 dersek. Bunu bir mesafede 2 itmesi için buna da 2 dememiz gerekiyor. O yüzden QK bölü QL direkt 1'dir. Hatta eksi artıya bakmamıza bile gerek yokmuş. Eksi 1 yok çünkü şıklarda. Şimdi 11. soruya bakıyorum. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde aynı fazla özdeş ve noktasal S1 ve S2 kaynaklarıyla şekildeki girişim deseni elde ediliyor. Buna göre girişim desenindeki X, Y, Z noktalarıyla ilgili X noktası minimum genlikli bir noktadır. Burada altta zaten şey bilgisi varmış klasik işte şunlar tepe bunlar çukur. Şimdi baktığında X noktası minimum genlik mi? Büyük ihtimal minimum genlik çünkü burada gördüğünüz gibi çukurda burada tepede yani çukur artı tepe bir yukarı bir aşağı ne olur? Birbirine o kadar yani sıfır. Tam bir denge pozisyonları hocam minimum genlik doğru. Y noktası birinci dalga katarı üzerindedir demiş. Şimdi burada baktığımızda sıfırıncı dalga katarı var. Katarları hemen şöyle işaretleyelim bir saniye. Burası bir katar. Aynen burada şöyle gelen bir birinci dalga katarı. O yüzden ikinci öncü de doğru olmuş oldu. Z noktası maksimum genlikte titreşen bir noktadır demiş. Yani Z noktası ya çukur çukur ya da tepe tepe üst üste gelmiş olacak. Burada gördüğünüz gibi çukur çukur üst üste gelmiş. Yani bence bu da doğru. O yüzden cevabımız C'dir. 1, 2 ve 3 olur. 12. soruda KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapan M kütleli bir cismin S ve P noktalarından geçerken hızlarının büyüklüğü VS ve VP. Şimdi hemen bak hiç şu ivmelere falan girmeyelim. Direkt VS ve VP'ye bakarsak denge noktasına yaklaştıkça hız artar. O yüzden SP'den büyüktür diyebiliriz. Bu zaten nicelik sorulmuş hani. Hızın yönü önemli değil. O yüzden SP'den büyüktür dersek bu gider, bu gider, bu gider. Sadece bunlar kalır. Şimdi ivmeye bakalım hemen. İvme de her zaman en uzakta en fazladır mantıken. P de S'den büyüktür. AP büyüktür AS dersek de cevabımız direkt Edirne çıktı. Çok kolay bir soruydu. Şimdi 13. soruyla devam ediyorum. Mine düşey kesitli şekildeki gibi olan zımbanın üzerine KLM noktalarına parmağıyla ayrı ayrı eşit büyüklükte dik kuvvetler uyguluyor. Yani F kuvveti olsun atıyorum. Çok da önemli değil de yine de yazayım. Mine KLM noktalarına bastığında zımbanın ucunun kağıda uyguladığı kuvvetlerin büyüklüğü sırasıyla FK, FL ve FM olduğuna göre. Çok basit. M'ye büyüklük aslında en büyük soru L sonraki olur. Allah'ım Allah'ım. Ya mesela bu soruda hiçbir formül bilmenize bile gerek yok. Sadece gerçek hayattan düşün. Yani bir zımbaya basacaksın. Bakayım bir zımban var mı göstereyim. Ya gerçekten de varmış. Şimdi bir zımbaya basacaksın. Nereden basarsın? Hatta buradan basmazsın. Çünkü zor olur değil mi? Yani buradan basarsın. Çat diye basarsın. Bu tarz sorular için yani hiçbir şey bilmenize gerek yok abi. Şimdi düşünün. Aklınızda direkt bir zımba gelsin. Kürek mi gördün? Kürek gelsin. Mesela küreği neresen tutarsan daha kolay kaldırır. Şimdi 14. soruya bakıyorum. Günlük hayatta kullanılan cihazlardan bazıları doğru akımla bazıları alternatif akımla çalışır. Buna göre el feneri ve bulaşık makinesinin hangi akımla çalıştığı aşağıdakilerden hangisinde bir arada doğru olarak verilmiş. Şimdi el feneri pille çalışıyor. Bu da DC yani DC ve AC'yi şöyle ayırt edebiliriz. Evdeki prize taktığımız her şey AC. Yani direkt ama arada adaptörü çalmadı. Mesela bir tane adaptör göstereyim. Yani şurada mesela benim laptopum adaptörü, kocaman bir adaptör. Mesela bunlar şuradan AC'ye gelir, buradan DC'ye çevirir. Böyle arada büyük cihazlar varsa, aynı zamanda akıllı telefonu falan bunlar AC'yi DC'ye çevirir. Ama onun dışında işte fan makinesidir, ıvırdır zıvırdır. Direkt böyle çat diye kabloya takılır. Arada hiçbir ekstra şöyle kocaman bir şeyler olmayan her şey AC'dir. El feneri zaten pille çalıştım. Pille çalışan da neredeyse her şey AC oldu. Pardon düzeltiyorum DC olduğu için. AC ile çalışan bir el feneri olacağını düşünmüyorum. O yüzden Edirne de gider. O yüzden sadece bulaşık makinesinde AC çalışır. Cevabımız C'nin olur. Şimdi kimyanın ilk sorusuna devam edelim. Baktığımda demiş ki bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır demiş. Basit bir periyodik ritüel sorusu gibi duruyor. Atom yarıçapı en küçük olan element atomu He'dir demiş. Bu doğru neden? Atom yarıçapı buraya doğru gittikçe azalır ve yukarı doğru gittikçe azalır. İki atom aynı sıradaysa o zaman grup numarasına bakılır. Ama eğer
Zaten aralarında bir periyot farkı varsa yani bir altta bir üstte ise daima üstte olan en küçüktür. Ve burada da en üstte olan He olduğu için bu cevap doğrudur. Li elementi alkali metal grubunda bulunur. Doğru, burası alkali metal. Burası toprak alkali, burası toprak metaller zaten. Doğru. Temel haldeki P atomunda L1 kuantum sayısına sahip toplam elektron sayısı 9'dur demiş. 4S kare 3D, bir saniye unuttum kaça geldiğimiz, 10. 12, buradan da 3P3 olacak aslında. Şimdi demiş ki L1, şimdi L0, S'ler demek burada sadece P'lere bakacağız. 6 artı 3'ten 9'dur. Evet, çok uğraşmışım bu çok kolay bir öncül için. Aynı şartlarda K elementinin erime noktası Li elementinden daha yüksektir demiş. Şimdi bunun yanlış olduğunu hatırlıyorum ama aradan bayağı bir zaman geçtiği için E şıkkına da bakacağım. Brom elementi kararlı eleşiklerin bileşiklerinde -1 değerle kalır demiş. Bu zaten 7A grubunda olacağı için kesin doğru bir öncül. Demek ki denizi yanlışmış. Yukarıdan aşağı doğru inildikçe erime noktası artmaz, azalır. Şimdi 17. soruya bakıyorum. 200 ml'lik bir limon kolonyasının etiketinde kolonyanın içerisinde bulunan etanol, su ve limon esansının hacimce yüzeylerini gösteren aşağıdaki dairesel grafik bulunmaktadır. Şimdi etanolü mü soruyor bize? Tamam. 4/5'i. Etanol ise 4/5 çarpı 200 burada kaç yapar? 160 yapar diye hesaplıyorum. 160 milim etanol varsa 160 çarpı 0,8 yapacağız. Yani 160 çarpı tekrardan 4/5 yapacağız. 32 çarpı 4. Yani bu da ne yapar? 128 cihan yapar. Şimdi 18. soruya bakalım. Bir X tuzunun 25 derecede sudaki çözünürlüğü hesaplanmak isteniyor. Bunun için önce boş bir kaba 25 derecede 300 gram su konuyor. Sonra suya 150 gram X tuzu ilave edilip karıştırılıyor. Oluşan çözelti süzüldüğünde süzgeç kağıdının üzerinde 30 gram X tuzunun, yani 120 gram çözülmüş 300 gram. Yapılan işlemler sırasında sıcaklık değişmediğine göre X tuzunun çözünürlüğü kaç gram bölü sudur? Yani 100 gram suda kaç gram X tuzu çözünürlüğü? 300'de 120 ise 3'e böleceğiz, 40'tır diye hesaplıyorum yani. Çok mu basit ya da ben mi yanlış yazıyorum bilmiyorum. En son bakarım. Şimdi 19. soruya bakıyorum. Bir denge sorusu gibi duruyor. Denge sabit hesaplayacak. Bize gerçi delta H hesaplayacak. Entalpi de var işin içinde. Şimdi bakıyorum burada. Delta H'ları vermiş, KC'leri vermiş ve şu denklemin delta H ve KC'sini hesap. Yani buradan bunu çıkartıp delta H ve KC'leri hesaplayacağız. İşlem yapacağız ama basit bir soru gibi duruyor. Şimdi bakalım. Burada VK var. Demek ki bundan bir tane alacağız. Zaten Allah'ın emri çünkü burada VK yok. Bundan bir tane var. Bunun da -1/2'sini mi alacağız? Aynen, bence -1/2'sini alacağız. Çünkü bu buraya düşecek. -1/2 diyelim. Şimdi -1/2'si yaparsak burası denk geliyor mu? VK geliyor. Buradan VC buraya gidiyor. Oldu. 5O2 varmış. Buraya 5/2O2 olarak gelir. Buradan da 3/2 vardı. Burada 1O2 kalır. O2 var mı? Var. CO2'ye bakalım. Burada bir iki tane vardı. Eksiyle çarptığım için buraya gelecek. 1/2 ile çarptığım için de 1CO2 kalacak. Bu da var. VK zaten vardı. Tamam. Buraya 1, buraya da -1/2 verdiğimizi sağlıyor. Şimdi zaten entalpileri direkt bu verdiğimiz katsayılarla çarpabiliriz. Yani -900 eksi çarpı eksi artı yapar. 2400/2 de 1200 yapar. Cevabımız 300. Entalpimiz 300 olacak. -300 değil. +300 olacak. Cevap sadece Bursa çıktı zaten. Bakalım yani KC'lere de. -1/2. Şimdi KC'lerde direkt bunlar 3 olarak geçer. 4'ün birinci kuvveti 4'tür zaten. 25'in -1/2. kuvveti. Şimdi -1/25'e eksi varsa 25 yapar. 1/2. kuvveti de kök içine almak demek. O da 5 yapar. Bunları da çarparsak eğer 4 çarpı 5'ten 20 yapar. Bu da oldu. Cevabımız Bursa'ymış demek ki. Şimdi 20. soruya bakalım hemen. Tepkimelerle ilgili öncüler vermiş, hangileri yanlıştır demiş. Şimdi bakalım. Birinci tepkimenin derecesi 2'dir. Tepkime derecesi demek hızlar toplamı demek. Şimdi burada zaten her birinden birer mol girdiği için 1 artı 1'den hızlar toplamı 2'dir. Bunu direkt doğru diyebiliriz. İkinci tepkimede Fe artı 3 derişimi arttırılırsa, sudaki çözünmüş olan Fe artı 3'ü arttırırsan tepkime hızı artar. Şimdi tepkime hızı nasıl artar? Denge buraya koyar. Denge buraya koyarsa da tepkime hızı tam tersi azalır. Yanlış oldu. Üçüncü tepkimenin hızı sabit sıcaklık ve hacimde basınçtaki azalma ile takip edilebilir demiş. Şimdi üçüncü tepkimede bak. 3 mol gaz giriyor, 2 mol gaz çıkıyor. Demek ki nedir? Bu basıncı azaltan bir tepkimedir. Ve basınç azalıyorsa demek ki tepkime gerçekleşiyor demektir. O yüzden basınca göre bunu takip edebiliriz. Eğer burada 3 mol gaz girip 3 mol gaz çıksaydı o zaman tepkimeyi basıncın azalmasına göre ölçemezdik. Çünkü basınç azalmazdı veya artmazdı. 3 mol gaz girip 3 mol gaz çıkardı. Yani burada eğer 2 mol gaz girip 3 mol gaz çıksaydı o zaman basınçtaki artmaya göre gözlemleyebilirdik. Ama bu doğru oldu. Zaten yanlış olan bir tek yalnız 2 varmış. Evet, şimdi 21. soruya baktığımızda demiş ki sabit hacimli bir kapta denge konumunda bulunan N2O4 gazı girmiş, 2NO2 gazı da çıkmış. Tepkimesine T anında aynı sıcaklıkta N2O4 gazı eklenirse
Sistemde meydana gelen değişim aşağıdaki grafiklerden hangisiyle gösterilebilir? Şimdi bu bir denge sorusu. Şimdi denge konumunda bulunuyormuş. Buna göre T anında N2O4 gaz eklenirse N2O4 bir anda artar. Mesela burada azalmış. Hayır, bir anda artması lazım ve sonra hiçbir zaman eski konuma da gelememesi lazım. Ki zaten eski konuma geldiği bir şey yok ama şurada da artmış. Bu ikisi gider. Şimdi bakıyorum. Eğer buraya N2O4 bir anda eklersek burası artacağı için denge buraya kayar. Denge buraya kayarsa NO2 gazı da yavaş yavaş artmaya başlar. Bakıyorum artan burada azalmış. Burada da azalmış. Burada bir anda artıp azalmış. Burada hiçbir şekilde gerçekleşmez zaten. Zaten bir anda artması da imkansız. O yüzden direkt cevabımız Bursa oluyor. Çünkü burada artmış gördüğünüz üzere. Şimdi bu soruya baktığımda çözünürlüğü endotermik olan PbI2 tuzunun belirli bir sıcaklıkta saf su kullanılarak katısı ile dengede çözeltisi hazırlanıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi öncelikle bunun denklemini bir yazalım. PbI2 değil mi? Artı ısı girecek çünkü endotermik diyor. Ne olacak? Pb zaten artı 2 değerli kalan bir iyon olur. Artı 2I eksi. Şimdi öncülere bakalım. Bir de PbCO3'ün çözünürlüğü suda çözünmeyeceğini vermiş. Aynı sıcaklıkta çözeltiye saf su eklenirse PbI2 tuzunun çözünürlüğü artar. Şimdi su miktarını artarsan çözülmüş madde miktarını artırırsın. Ama asla ve asla çözünürlüğü etki edemezsin. O yüzden A şıkkı yanlış oldu. Çözeltinin sıcaklığı düşürülürse. Çözeltinin sıcaklığı düşün, çözeltideki iyon sayısı artar demiş. Çözeltinin sıcaklığı düşürürsen burayı düşürürsün. Denge buraya kayar. O yüzden tam tersi iyon sayısı azalır. Bu da yanlış. Aynı sıcaklıkta çözeltide bir miktar sodyum iyodür katısı çözünürse iyot iyon derişimi artar demiş. Şimdi burada 2 mol var. Burada bunu çözersen 1 mol de buradan gelir. O yüzden aslında artar. Doğru. Diğer şıklara bakmamıza gerek bile yok bence. Direkt geçelim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Şimdi 23. soruda bazı elementlerin yükseltgenme potansiyelleri şu şekildedir demiş. Hangisi yanlıştır? Elektron verme eğilimleri. Şimdi burada eğer elektron verme eğilimi tabii ki burada karşımın en fazla çünkü elektron vermiş ve şimdi bir maddenin yükseltgenmesi için elektron vermesi gerekir. Ve yükseltgenme potansiyeli en yüksek olan da doğal olarak en fazla elektron vermeye meyilli olan demektir. O yüzden burada baktığımda zaten azalarak gitmiş. Kalsiyum büyüktür, kobalt büyüktür, H2 büyüktür, gümüştür. CO, Ag artı iyonlarını indirgeyebilir demiş. Şimdi baktığımda indirgeyebilmesi için yerine göre daha indirgen olması lazım. Şimdi burada yukarı doğru gittikçe yükseltgenme potansiyelleri yükseliyor. Yükseltgenme potansiyeli yükseliyorsa karşı tarafı indirgemeye yönelik potansiyel artıyordur. O yüzden kobalt Ag'den daha yukarıda olduğu için karşı tarafı daha kolay indirger. Doğrudur. En iyi yükseltgen Ag artı iyonları da şimdi bak. Yükseltgenme ile yükseltgen farklı şey. En fazla yükseltgenen en fazla indirgeyendir. O yüzden en fazla yükseltgen de en fazla indirgenendir. Yani bu tam tersi bir durum var. O yüzden Ag bu da doğru. Kalsiyum metalinden yapılmış bir kapta HCl sulu çözeltisi saklanabilir demiş. Şimdi baktığımda HCl sulu çözeltisi H artı artı Cl eksidir. Burada H artı iyonları var. Kalsiyum burada katı halde. Kalsiyum katı haldeyse ve daha yükseltgense bu H artı iyonlarını indirgeyerek kendisi yükseltgenir. O yüzden saklanamaz. Cevabımız deniz seçeneğidir. Şimdi 24. soruyla devam ediyorum. Bu elektrokimyasal hücreyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Standart koşullarda X, NO3, 2 sulu çözeltisine daldırılmış X metali, Y bilmem ne çözeltisine daldırılmış. Şimdi demiş ki X artı 2 iyonu derişimin arttığı ve Y artı 2 iyonun derişimin azaldığı gözüküyor. Demek ki Y artı 2 iyonun derişimin azalıyorsa girenlerdedir. Şöyle bir ok çizeyim. X artı 2 iyonun derişimin artıyorsa bu da buradadır. Ve burada X katısı mevcuttur. Mantıken. Çünkü bir yerden iyon gelmesi için karşı tarafta katısının olması gerekiyor. Bu iyonlar değer indirgeniyorsa burada da Y katısı mevcuttur. Şimdi bakalım. X elektrot katıt olarak adlandırılır demiş. Bu yanlış gibi duruyor. Çünkü X burada yükseltgeni, yükseltgenin anottur her zaman. Bu yanlış. Elektronlar dış devrede Y elektrottan X elektrota doğru gider. Şimdi bakıyorum Y burada indirgenmesi için elektron alması gerekir. Yani X elektrottan Y elektrota doğru hareket edecek. Evet, düz mantık için. Anot katotla kafanızı karıştırmanıza bile gerek yok. X metali Y metalinden aktiftir. Şimdi bakıyorum bir metal aktifse diğerini indirgeyip kendisi yükseltgenmiş. Çünkü bir metal ne kadar aktifse o kadar yükseltgenmeye meyillidir. Şimdi hemen baktığımda X metali burada Y metalini indirgeyerek kendisi yükseltgenmiş. O yüzden aktiftir diyebilirim. Ve diğer soruya geçelim. Şimdi burada bir elektrolit sorusu var. Bir çatalı altın kaplıyor ve çatalın ilk ağırlığı 200 grammış. Gümüş bir çatalmış zaten. Orası çok da önemli değil de. Çatal içinde altın artı 3 iyonları bulunan elektrolit kabının katoduna bağlayıp 9 nokta. Şimdi burada formül neydi? Akım çarpı saniyeydi. Biz burada geçen kulomb sayısını buluyorduk. Şimdi saniye girmemiz gerekiyor ama bize dakika vermiş. Burada hemen dakikayı saniyeye çevirelim. 250 çarpı 60 dersek burada ne çıkar? 150, 15.000 çıkar. Burada hiç 9,65 ile bunu çarpmakla uğraşmayacağım. Direkt sadeleşir zaten 96.500 olduğu için. Bunu da 96.500'e bölüceğim. Kaç mol elektron yükü geçmiş onu hesaplayacağız. Bunu da hemen 96.500'e bölelim. Fazladan bir sıfır koydum. Şimdi burada 3 sıfır var. Burada 2 sıfır var. Burada 96.5 oldu. Yani demek ki burası neymiş? 1 bölü 10. Burada da 15 kaldı. 15 bölü 10 yani 1.5 mol elektron yükü geçmiş demektir. Şimdi burada kaç mol elektron yükü geçerse kaç mol
altın indirgeni, ona bakacağız. Altın indirgenmesi için 3 mol elektron ihtiyacı var çünkü artı 3 yoğunlukta. Ve eğer 1,5 mol elektron verirsen de 1 bölü 2 mol kadar altın indirgenir. Çatalın toplam gramını sormuş bize. 1 bölü 2 mol altın 197 bölü 2'den 98,5'tür. Ama cevap 98,5 değil çünkü orijinal bir ağırlığı daha var. 200 artı 98,5'tan 298,5 cevabını buluruz. Şimdi 26. soruya bakıyorum. CH4 organik bir bileşiktir. CO2 de anorganik bir bileşiktir. Bu birinci öncül doğru olmuş oldu. CH4 yanıcı özelliklidir. Çünkü organiklerin neredeyse çoğu yanıcıdır. Anorganiklerin de çoğu yanıcı değildir. Birer moleküllerindeki sigma bağ sayısı eşittir. Büyük ihtimal değil ama yine de açıp bakalım. Hemen şöyle CH, burada bir baş yazalım, buraya da baş yazalım. Gördüğünüz gibi sigma bağ iki atom arasında kurulan ilk bağdır. Yani burada 4 tane, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4'ten 4 tane sigma bağ var. Diğerinde 2 tane var ama yine de açayım. C 2 tane O var. Çat 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 çat. Şimdi burada gördüğünüz üzere buradaki ilk bağ sigma, buradaki ilk bağda sigma, 2 tane sigma bağ var. Yani bu 3. öncül yanlış olmuş oldu. Cevap 1 ve 2. Şimdi burada baktığımda yukarıda Lewis formülü vermiş ve bu verilen bileşik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi formülü NH3 olabilir mi? Hemen bakıyorum. NH3 yazalım. Şimdi burada azot atomu olur. Buralardan H atomu olur. Ama yanlış, ilk öncülün yanlış olduğu çıktı bile. Neyi soruyor? Yanlış sormuş. O yüzden cevabımız çıktı bile. Neden çıktı? Çünkü gördüğünüz gibi H zaten maksimum 2 atom barındırabiliyor yörüngesinde. O yüzden de buradaki ortaklanmış elektron çiftleri bu ihtiyacı karşılıyor. Yani burada eşlenmemiş elektron çiftleri olmayacak. O yüzden direkt formülü NH3 olamaz. Ama diğer öncülere de bakayım. Molekül polar mıdır? Polardır. Geometrik üçgen piramidir. Evet. 3. Evet. Şimdi bakıyorum. 3 tane dallanma var. AX3 kesin olacak. Ortaklanmış elektron çifti merkez atomunda bir tane. O yüzden burada 4 tane E gelecek. Bu da doğru. Ortak kullanılan elektron çift sayısı da 3'tür demiş. 1, 2 ve 3. Evet. Cevabımız Adana'ymış. Şimdi biyolojinin ilk sorusuna bakıyorum. Özdeş su bitkileri kullanılarak aşağıdaki deney düzenekleri verilmiş. Birinci düzenekte glikozun oksijeni işaretlemiş. İkincisinde ise direkt oksijenin kendisini işaretlemiş. Üçüncüsünde oksijeni işaretle su oluştuğuna göre. Harflerle gösterilen moleküllerden hangilerinde oksijenin işaretli olduğu söylenebilir demiş. Şimdi bakıyorum. Öncelikle burada fotosentez gerçekleşeceği için fotosentez formülünü yazmamız gerekiyor. Hemen şöyle yazayım ben. 6CO2 artı 12H2O yani 12 su. Bu girenler. Şöyle bir tane de çıkan ürünler için ok çizeyim. C6 yani bir tane şeker olacak. 6 tane su olacak. Ve 6 tane de oksijen molekülü olacak. Şimdi buradaki karbon zaten direkt buraya gelecek. Öncelikle yani atomların nereye gittiğini yazmamız gerekiyor. Burada 12 oksijen var karbondioksitten 6x2'den. Bunun 6'sı buraya gelecek. Diğer 6'sı da suya gidecek. Buradaki sudaki 12 oksijenin tamamı ise oksijen molekülüne gidecek. Şimdi bakıyorum. Birincide nerede varmış? Yani birincide işaretli direkt glikozun oksijeni nereden gelir? Karbondioksitten gelir. Burada o yüzden K'dır. K olmayanları direkt eleyebiliriz. Şimdi bakıyorum ikinci. Zaten ikinciyi bulduğumuz zaman cevap çıkacak. İkincide direkt oksijen molekülündeki oksijen atomları da sudan gelir. Giren sudan gelir ama. O yüzden cevap Y'dir. 3'e de bakalım hadi kafamız rahat etsin. Adalar bu çıktı ama yine de biz bakalım. Şimdi 3'te de işaretli oksijen içeren su oluşmuştur diyor. Şimdi oluşan sudaki oksijen atomları karbondioksitten gelir. O yüzden cevabımız burada P olacaktır derken çeliştik. Ha şunu gözden kaçırıyorum. Burada şöyle bir olay var. Burada fotosentez gerçekleşmek zorunda değil. Burada oksijenli solunumla su da oluşmuş olabilir. O yüzden burada oksijenli solunumdaki son elektron alıcı oksijen olacağı için buradaki oksijeni de burada R'den de almış olabilir. Tamam. Yoksa KYP diye bir seçenek olsa o da doğru oluyor ama yok şıklarda. O yüzden cevabımız Adana olacak. Evet şimdi bir ekosistem sorusuyla devam ediyorum. Soruda diyor ki çevresel etkiler ve bireylerin içgüdüleri popülasyonların dağılımını etkiler. Popülasyonların kümeli, düzenli veya rastgele dağılım şekilleri aşağıda örneklendirilmiş ve harflerle gösterilmiştir. Şimdi baktığımda burada tamamen düzenli bir dağılım görüyoruz. O yüzden buna direkt düzenli derim. Yazmama gerek yok da kafamız karışmasın diye yazayım. Burada gördüğünüz gibi zaten kümeli bir dağılım var. Burada da gördüğünüz gibi rastgele. Şimdi bakalım besinin bol bulunduğu topraklarda yoğunlaşan mantarlar kümeli dağılırlar. Çünkü zaten mantarların çoğu kümeli bulunuyor. O yüzden buna direkt kümeli de rüzgarla tozlaşan kara indiba bitkileri. Şimdi rüzgar varsa işin içinde kesinlikle rastgeledir. Çünkü rüzgarın nereye doğru ne anda eseceğini bilemezsin. O yüzden bir şeyi rüzgar etkiliyorsa kesinlikle rastgele gider. Yani sağa mı sola mı karşıya mı çaprazdan bunun gideceğini asla tahmin edemezsin. O yüzden buna M deriz. Ormandaki sedir ağaçları. Sedir ağaçları genelde zaten düzenli bir şekilde böyle çat 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 gider. O yüzden ben buna da düzenli diyorum. O yüzden buna da K dersem doğru cevabımız LMK olacak. Bu da Bursa seçeneğinde mevcut. Şimdi demiş ki hemen ilk başta öncülleri okuyayım sonra yukarıdaki bilgilere bakarız. Bu bilgilere göre kalp için ifadelerinden hangileri söylenebilir? Kanın ozmotik basıncı, endokrin özellik gösteren, endokrin yani hormon işin içine varsa endokrini işaretleriz. Kulakçıkların hacminin artıp duvarların gerilmesi aynı anda karıncık duvarların da gerilmesine neden olur. Bunu kesin söyleyemeyiz zaten. Biri kasıldığında biri gevşer. Ama yine de okuyalım iyice soruyu. Kan hacminin fazla olması kan basıncının yüksek olmasına yol açar.
Bu durum kalp üzerinde bir baskı oluşturur. Kalbe dönen yüksek basınçlı kan kulakçık duvarlarının gerilmesine yol açar. Aşırı gerilen kas lifleri ANP adı verilen bir hormon salgılar. Şimdi hormon varsa buna direkt işaretledik zaten. ANP dolaşım sistemi yoluyla böbreğe ulaşır ve böbrekler de sodyumun geri emilimini azaltır. Buna bağlı olarak kandaki su miktarı azalır. Ozmotik basınç yani. Zaten sodyum, işin içinde sodyum gibi mineraller varsa ozmotik basınca kesinlikle etki eder. Hocam bir de doğru oldu. Üçteki hani bu zaten yanlış bir bilgi ama yukarıdakilerden tabii yukarıyla bir alakası da yok. O yüzden üç kesinlikle yanlış. Burada cevabımız Ceyhan olacaktır. Şimdi 31. soruyla devam edelim. 32 yaşında olan Yasemin Hanım rahim kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi almış ancak hastalığın ilerleyişi durdurulamamıştır. Doktoru son çare olarak rahmini alarak Yasemin Hanım'ın tedavi olmasını sağlamıştır. Buna göre Yasemin Hanım'ın vücudunda aşağıdaki biyolojik olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez demiş. Şimdi beklenemez. Kandaki östrojen miktarının artması. Kandaki östrojen miktarıyla rahimin bir alakası yok. Şimdi artar mı? Artabilir, artmayabilir. Bunu bir bekletelim. Olgun folikül kesilerinin korpus lütyoma dönüşmesi. Bu zaten ovaryumda yani yumurtalıkta gerçekleşir. Bu beklenebilir. Yumurtanın üretilmesi keza aynı şekilde. Progesteron salınması da aynı şekilde. Zaten şıkkı barizmiş. Hamile kalarak çocuk doğurması. Şimdi bu zaten size anlattığım için okuyarak gittim ama bu soruya baktığımızda Edirne şıkkını işaretleyip geçmemiz 3 saniyemizi almamalı. Bu tarz sorulardan zaman kazanıp daha detaylı sorulara daha fazla vakit ayırmalıyız. Şimdi demiş ki bu bilgilere göre 536 ve 538 yılları arasında gerçekleşen olaylar sıralandığında aşağıdakilerden hangisi en son meydana gelir? Şimdi bitmeyen kış 536 yılında gerçekleşen volkanik patlamanın kül bulutları atmosferi kaplamış. Gündüzler karanlık geçmiş, ekinler yetişmemiş, yaz mevsiminde kar yağmış. O yüzden kış mevsimi sona ermediği yıl olarak tarihe geçmiş. 1990'lı yıllarda Kuzey Kerimköy'deki farklı bölgedeki ağaçlar incelendiğinde yaş halklarına dayanılarak yapılan araştırmalar 536 ve 538 yıllarının normalden çok daha soğuk geçtiğini göstermiştir. Şimdi hangisi en son meydana gelir demiş. Şimdi öncüllere baktığımda öncelikle kül bulutları neyi engeller? Işık miktarının azalmasını engeller. Yani ışık miktarının girmesi azaldığında atmosfer sıcaklığı da azalır buna bağlı olarak. Şimdi komitede rekabetin azalması, fotosentez üreten besin miktarının azalması ve küresel iklim değişikliği. Şimdi zaten iklim değişikliği burada bariz bir cevap ama yine de diğerlerine de bakalım. Şimdi fotosentez üreten besin miktarı azalacak ki besin azaldığı için komitede rekabet artacak. O yüzden buna 3, buna 4 deriz. Küresel iklim değişikliği, şimdi küresel iklim değişikliğine baktığımızda iklimle ilgili her şey uzun süreçtir. Yani bir bölgede iklim değişmesi haftalar, aylar sürer belki de. Ama komünitede rekabetin artması, fotosentez üzerinden besin miktarının artması bunlar anlık şeylerdir. Yani besin birkaç günde azalır ve rekabet başlar ama küresel iklim değişikliği birkaç günde olmaz. 33. soruyla devam edelim. Uzaktaki cisme bakan bir insanın gözünde aşağıdaki değişikliklerden hangisi kesinlikle görülür demiş. Şimdi kirpik cisimde düz kaslar kasılır. Bu görülmez. Neden? Çünkü düz kaslar kirpik cisimde yakına bakarken kasılır. Uzağa bakarken gevşer. O yüzden bu gider. Merceğin ortası incelerek ışığı daha az kırar. Bu doğru gibi duruyor ama yine de diğer şıkları da inceleyelim. İris kaslarının yardımıyla göz bebeği küçülür. Göz bebeği bunu zaten yani direkt deneyebilirsiniz bile bir karşınızdaki bir insan. Yakına baktığınızda küçülür. Uzağa baktığınızda büyür. O yüzden bu da gitti. Göz kapağını hareket ettiren kasların çalışması hızlanır. Bu ne zaman tozlu ortamda işte sulu ortamda falan hızlanır. O yüzden bu da gider. Yani göz kapağıyla yakına bakmanın uzağa bakmanın hiçbir alakası yok. A tabakadaki fotoreseptörlerin sayısı artar demiş. Yakına veya uzağa baktığımızda gerçekleşen olayların tamamı damar tabakada gerçekleşir. Yani A tabakayla hiçbir alakası yok. Zaten fotoreseptörlerin sayısı da öyle. İşte bir anda uzağa baktım, yakına baktım. Yani böyle artmayacağı da gayet bariz zaten. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği gibi duruyor. Şimdi 34. soru. Bir nükleik asit çeşidi aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olamaz? A seçeneğinde amino asitlerin polimerleşmesiyle oluşma demiş. Şimdi amino asitlerin polimerleşmesiyle polipeptit veya protein oluşur. O yüzden bu direkt yanlış. Şimdi bir dolaşım sorusu gibi duruyor. Aynı zamanda sindirimle de bağlantılı gibi. İnce bağırsaktan emilen besinlerin kalbe ulaşıncaya kadar izledikleri yollar yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu şekildeki yapılarla ilgili aşağıdaki öncülerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi yağların sindirim ürünleriyle karbonhidrat ve proteinlerin sindirim ürünleri farklı yollardan izleyerek kalbe ulaşır demiş. Bu doğru zaten çünkü yağların sindirim ürünleri lenf yoluyla taşınır. Yani göğüs lenf kanalından sol köprücük alt toplar damara, üst ana toplar damara bağlanır. Halbuki karbonhidrat ve proteinler direkt olarak kan dolaşımından vücuda gelir. O yüzden bu doğru oldu. Tok bir bireyde glikoz derişimi en yüksek olan damar karaciğer topları damarıdır. Aç bir bireyde deseydi eğer bize bu öncü de doğru olurdu. Çünkü vücut aç kaldıkça karaciğerdeki glikojen miktarını azaltarak kana glikoz karıştırır. O yüzden bu da yanlış olur. Peki hangi damarda en fazla glikoz derişimi yüksek olur? Kapı toplar damarına. Neden? İnce bağırsaktan emilen glikoz kapı toplar damarına gelir. Kapı toplar damar deseydi doğru olurdu veya aç bir bireyde deseydi yine doğru olurdu. Ama bu seçeneği böylece elemiş olduk. Yağların sindirim ürünleri kalbe taşınırken karaciğerden geçmez. Az önce de anlattığım gibi zaten lenf sisteminden gelir, direkt olarak kalbe girer. O yüzden bu da doğru oldu. Cevabımız 1 ve 3 deniz seçeneği. Şimdi 36. soruya bakalım. Destek hareket sorusu. İnsanda çizgili kas hücresinde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi gevşeme sürecinde meydana gelir? Şimdi sarkolemma üzerindeki sodyum iyonu kanallarının açılması ve hücreye çok miktarda sodyum iyonunun girmesi bu çizgili kasın uyarılması anlamına gelir. Yani kasılma sırasında meydana gelir. O yüzden bu olmaz. Miyozinin aktine bağlanacağı kısmın açığa çıkması. Bunu miyozin, bunu da aktin olarak kabul edersek bunların uçlarının açığa çıkması demek. Yani bağlanacağı kısmın açığa çıkması.
Bunların bağlanınca anlamına gelir mantıken. Ve bunlar da bağlanırsa bir aktin miyozin kompleksi olur. Ve aktin miyozin kompleksinin oluşması demek de çizgili kasın kasılması anlamına gelir. O yüzden bu da kasılma sırasında meydana gelir. Şimdi Ceyhan şıkkına baktığımda kalsiyum iyonlarının aktin ve miyozin iplikleri arasında yayılması. Şimdi kasılma sırasında sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonu geçer. Şimdi kalsiyum iyonu kasılma sırasında geçer sitoplazmaya. Gevşeme sırasında da tam tersi sitoplazmada sarkoplazmik retikuluma kalsiyum iyonu geçer. Aktin miyozin iplikleri arasında olması demek de sitoplazmada olması demek. Yani bu da kasılma sırasında meydana gelir. O zaman bu da değildir. Şimdi denizde tam tersi mesela sarkoplazmik retikulumda kalsiyum iyonlarının artması. Yani benim dediğime geliyor tekrar. Gevşeme sırasındadır ve biz zaten gevşemeyi sormuş. O yüzden cevabımız deniz çıkı olur. Kreatin fosfatı da açıklamamıza bile gerek yok. Evet 37. soruya bakıyorum. Prokaryotik hücrelerdeki DNA replikasyonunun ökaryotik hücrelerden daha yavaş olmasının nedeni demiş. Şimdi prokaryotik hücrelerdeki DNA replikasyonu neden daha yavaştır? Daha doğrusu ökaryotik hücrelerde neden daha hızlıdır? Şimdi ökaryotik hücrelerde işte doğrusal bir DNA bulunuyor ve çok fazla yerden eşlenmeye başlıyor. Ancak prokaryotiklerde halkasal oluyor ve sadece bir yerden başlıyor. Şimdi baktığında prokaryotik hücrenin DNA'sında bir tane replikasyon orijini bulması. Aynen dediğim gibi asıl sebep budur. Şimdi diğerlerine bakalım. Prokaryotik hücre DNA'sının halkasal, ökaryotik hücre DNA'sının doğrusal olması hiçbir şey değiştirmez arkadaşlar. Prokaryotik hücrelerdeki DNA polimerazının nükleotit ekleme hızının ökaryotik hücrelerinkinden daha yavaş olması. Şimdi DNA polimeraz bir enzim. İkisinde aynı şekilde çalışıyor. O yüzden bunun da etkileyeceğini sanmıyorum. Cevabımız yalnız Adana diye tahmin ediyorum. En son zaten kontrol ederim. Şimdi son sayfaya geldik. 38. soruda demiş ki insan kanındaki hemoglobin molekülü ile ilgili. Demir atomu içerir. Hemoglobin zaten demir atomu içerir. Bu ezber bir bilgi. Kana geçen oksijenin büyük bir kısmını dokulara taşır. Yaklaşık %90 küsürü yanlış hatırlamıyorsam taşır. Zaten hemoglobinin olayı o. Al yuvarın içinde bulunur. Bu da doğru. O yüzden cevabımız Edirne seçeneğidir. Aşağıdaki iki teraziden sadece birinci terazinin kefelerindeki bitkilerden biri iğne yapraklı. Diğer bütün bitkiler geniş yapraklı ve özdeştir demiş. Her iki terazi de denge sağlandıktan bir süre sonra dengeler şekilde bozulmuştur. Şimdi baktığımda terazide K bitkisi yönüne çekme olmuş yani. Şurası şöyle ağır basmış. Demek ki burası hafiflemiş. Terazide N bitkisi yönüne çekme olmuş. Burada da burası ağır basmış. Demek ki burası hafiflemiş. Bu deneyin sonuçlarına bakılarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez? Karanlıkta terleme ile su kaybı olur mu? Şimdi baktığımda burada poşet var. Bunda yok. İkisi de terler ancak bu buharı içeride tutacağı için bir ağırlık kaybına sebep olmaz. O yüzden zaten bu dibe çökmüş. Buna terleme ile su kaybı olur. O yüzden buna cevap verilir. Işıksız ortamda ağırlık kaybı olur mu demiş. Gayet de olur. Baksana burada daha fazla terleme olmuş ki burası yukarı çıkmış yani hafiflemiş. Burası da ağır basmış olur. M bitkisi ne kadar ağırlık kaybetmiştir? Buradaki N ile kıyaslayabiliriz. Çünkü N her zaman orijinal ağırlığını koruyacaktır. Çünkü bir poşet var etrafında ve naylon poşet buharlaşan suyun içeride kalmasını sağlıyor. O yüzden buna da cevap verebiliriz. Yaprak yüzeyinin genişliği terlemeye etkiler mi? Bu zaten Allah'ın emri. Şurada baksanıza küçük yapraklı bir bitki. Yani iğne yapraklı daha doğrusu. Bu da geniş yapraklı bir bitki. Biri ağırlık basıyorsa demek ki terlemeye gayet de etkiler. Sıcaklık terlemeye etkilermiş. Şimdi baktığında burada demiş ki 30 derece, burada da 30 derece. Ne olması gerekirdi? Mesela buradaki ikisi de geniş yapraklı olsa da burada 30 derece, burada 60 derece. O zaman derdik ki demek ki 60 derece daha fazla terleme oluyor. Ama onu şu an bilemeyiz. Biliyoruz da. Buradan bilemeyiz. O yüzden cevabımız Edirne şıkkı. Evet son soruya geldik. Ökaryot hücrelerde oksijenli solunumda mitokondri iç zarındaki ETS'de görev yapan sitokrom oksidaz enzimi 7 farklı küçük polipeptit molekülünden oluşur. Bunlardan 3'ü mitokondride bulunan ribozomlarda, 4'ü ise sitoplazmadaki ribozomlarda sentezlenir. Bu bilgilere dayanılarak mitokondri organeli için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diye sormuş bize. Enerji üretimi için gerçekleştiren 4 polipeptit molekülü ribozomda bulunmuyor. O yüzden gerçekleştiremez. Fonksiyonel enzimlerin protein kısımları için gerekli şifreyi sadece bir genden alır. Şimdi 7 farklı polipeptit molekülü varsa bunların oluşması için 7 farklı şifre lazımdır. O yüzden bu zaten mantıken olamaz. Hücreden çıkarılarak özel bir çözeltiye alındıklarında bir süre sonra oksijen solunum için fonksiyonel özelliklerini yitirirler. Evet yitirirler dediğim gibi ilk başta yeterli polipeptit molekülü bulunur. Ancak zamanla sitoplazmadan alamayacağı için cevabımız Ceyhan o zaman. Hadi diğer şıkları da okuyayım. Mitokondrisi olmayan hücreler oksijenli solunumla enerji üretemezler. Bunu bilmiyoruz. Buradan bunu çıkaramayız. Mitokondriler solunum için gerekli bazı enzimleri sitoplazmadan hazır sentezlenmiş olarak alırlar. Bunu da bilmiyoruz. Ceyhan'ı buradan net bir şekilde çıkartırız. Evet galiba bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Beni Instagram hesabından takip edebilir, sorularınızı yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.